Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hazretleri buyururlar. Bir insan vefat ettiği vakit sanki dünyadan kurtulmuş gibi, hapisten çıkmış gibi geliyor kendine diyor. Hadi yukarıdaki alemlere gittiği vakit ben nasıl sabrettim bu sıska vücudun içinde bu kadar kaldım diye taaccüp edermiş. Yani müminler öldükten sonra ahireti görünce dünyada nasıl sabrettik de yaşadık bu zindanda dillermiş. İbn-i Asakir var ölemalardan. Diyor bir sefer diyor, bilsinler rivayetidir. Üç kabir gördüm diyor. Yan yana hepsinin üzerinde beyt yazıldı diyor. Beytin birisi nedir? وَكَيْفَ يَلَزُّ الْعِيشُ مَنْ هُوَ مُوْكَنٌ بِأَنَّ الْمَنَاهَا بَغْتَةً سَتُعَاجِلُهُ وَتَسْلِبُهُ مُلْكًا عَظِيمًا وَنَخْوَةً وَتُسْكِنُهُ الْبَيْتَ الَّذ۪ي هُوَ اَهْلُهُ Bunu gördüm diyor. Üç kabir, her birisinin üzerinde ikişer beyt yazılı diyor. Sordum bunun hikayeleri nedir dedim diyor bunlar. Bir valinin birisi var diyor. Kardeşini rüyada görmüş. Gayet korkunç bir rüya. Ondan sonra onu gördükten sonra kardeşinin kabrinin üzerine bunu yazmış. Yahut kardeşi vasiyet etti. Adam diyor ki ölü. Bu diyor dünyanın hayatından nasıl zevk alabilir bir insan diyor. Bu ölüm birdenbire bastırıp geliyor insanı alıp götürür. Haber de vermiyor diyor bazı kere diyor. Sonra elinden malını mülkünü diyor. İtibarını rütbesini alır diyor. Eğer kibirliyse büyüklük iddia ederse burnunu toprağa sürer diyor. Onu öyle bir yere götürür ki mehcur bir toprağın içine diyor. Akrabalarından ayrılır atar diyor. Bu dünyaya nasıl aldanırım diyor. Bu valinin kardeşini rüyada görmüş de o korkunç rüya üzerine onu koydu. Sonra vali diyor bu rüyayı gördükten sonra diyor dünyayı terk etti diyor. Siyahate verdi kendini köylerde meylerde dağlarda geziniyor diyor. Sonra eceli geldiği vakit demiş ki kardeşimin yanına gömün beni. Bu beytleri de yazın demiş. Kardeşin yazdığı gibi. Ne yazdırmış o kabrine? وَكَيْفَ يَلَزُّ الْعِيشُ مَنْ هُوَ عَالِمٌ بِإِنَّ إِلَٰهَ الْخَلْقِ لَا بُدَّ سَائِلُهُ فَيَأْخُذُ مِنْهُ ظُلْمَهُ لِعِبَادِهِ وَيُزِّيهِ بِالْخَيْرِ الَّذ۪ي هُوَ فَاعِلُهُ Bu ne diyor kabrin üzerinde diyor. Diyor dünyanın bu zevkinden, yemesinden, içmediğinden diyor. Bir insan nasıl zevk alabilir diyor. Allah-u Azimüşşan diyor her şey benden soracak. Hesap isteyecek dedikten sonra diyor, nasıl zevk alayım diyor. Sonra ben kimlere zulüm yaptıysam diyor, haklarını alacak sevabimden buyurur. Eğer hayır yaptıysa onun da sevabini verecek buyurur. Bunu nasıl dalayım bu dünyaya aldanayım diyor. Bunu oraya gömdüler. Sonra oğlu rüyada bunu gördü. Nasılsın baba dedi. Elhamdülillah her sürü hayrı gördüm dedi. Lakin abim benden daha büyük bir adamdır dedi. Sonra demiş, bana haber verir ahiretle. Oğlum dedi, dünyada ne hayır gönderirsen hazır görürsün orada dedi. Evet, anladık mı? Çabuk, malım vardır, hayır hasenat yap dedi. Fukaralara ver dedi, Allah'a gönder paranı dedi. Aklın başındaysa diyor. Sonra sabahleyin kalktı diyor, mallarını hepsini dağıttı. Ticarete başladı diyor. Babasını rüyada gördü. Dedi ki, ey oğlum ayağını tetik tut, ecelin geldi, neredeyse geleceksin ahirete diyor. Ölüler, insanların ne vakit öleceklerini Allah bildirir onlara. Bazı görülüp tembih ediyorlar. Bak geliyorsun bizedir, bakarsın. Ona inanmalı. Allah bildirir onlara buyuruyor. Sonra dedi ki, aldanma bu dünyaya ticaretine dedi. Bir takım battal, tembel adamlar gidiyor. Sonra öldükten sonra hepsi pişman oldular. Sonra buyurdu ki, ey oğlum çabuk çabuk hazırlan, vakit kalmadı geliyorsun dedi diyor. Hastalandı. Yanına ihtiyar adamlar girdiler. Evet, rüyayı gördükten sonra onlardan halallaşı vefat etti. Aman bu beytleri dedi, benim kabrimin üzerine yazın, amcamın ve babamın üzerine yazdığınız gibi. Ne yazdı bu adam? وَكَيْفَ يَلَزُّ الْعَيْشُ مَنْ هُوَ صَائِرٌ اِلَا جَلْسٍ تُبْلِسْ شَبَابُ مَنَازِلَهُ Diyor, bu dünyanın zevkinden diyor, insan diyor, nasıl zevk alabilir diyor, diyor. Yakın zamanda öyle bir kabre gidecek ki diyor, gençliğini, mençliğini, hepsini mahvedecek bu kabir diyor. وَيَلْسَبْ حُسْنُ الْوَجْهِنْ بَعْدِ ضَوْئِهِ O güzel yüzlerin diyor, nuru diyor, kayıp olup gidecek kabrin içinde diyor. Tekseri diyor, vücudu eriyip gidecek diyor. El ayak kalmayacak, gidip bakmış olsa kokup duracak, kokudan başka bir şey göremezsiniz kabirde diyor. Nasıl aldanalım diyor, anladık mı? Bunlar iki kardeş, bir oğlan, kabirleri bir yerde üzerlerine bir türlü yazdılar. Nasıl, caiz mi böyle şey yazmak?
İnsana tesir eder mi bu? Eder. İşte böyle kabirlerin üzerinde böyle bir şey yazılmış olsa herkes aklını başına toplar. Allah cümlemizi ikaz eylesin.